ufak teknelerle kıyıya yanaştık. Buradan Santorini'nin meşhur adasına gideceğiz. Pardon, özür dilerim, meşhur adayı diyorum. Meşhur İye köyüne gideceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, meşhur Santorini'ye eşimle beraber geldik. Gerçekten beni bu gezide en çok heyecanlandıran yer burasıydı. Dediğim kadar da beklentilerimi karşılayacak kadar da güzel bir adaymış. Adayla ilgili bilgi vermek gerekirse adanın aslında merkezi Fira denilen bir köy. Fakat biz İya diye bir köyüne geldik. Bu televizyonlarda işte Google'da falan gördüğümüz resimlerin hepsi bu İya köyünde çekiliyor. O yüzden direkt bizi de İya köyüne getirdiler. Ne yaptık? Turla geldik. Tur olmadan burada tek başınıza gezmeniz mümkün değil gibi. O yüzden eğer buraya geliyorsanız mutlaka turla gezin. Ada hakkında kısa bilgiler vermek gerekirse adada ilginç şeyler var. Adada inanılmaz şekilde bir ponza rezervi var. Ve ponza taşının su geçirmeme özelliğinden dolayı hiçbir şekilde adada su yok. Ne yapıyorlar? İnanılmaz bir nem olduğu için sabaha karşı yağan çiği topluyorlar adadakiler. Onlarla birlikte şey yapıyorlar. Bu arada da yanından meraklı turistler geçiyorlar. Ne yaptığımı şaşırıyorlar tabii bilmedikleri için. Şimdi birlikte ne yapacağız? Adayı yavaş yavaş turlamaya başlayacağız. Gerçekten eğer Yunan adalarını ziyaret ediyorsanız, bir tura katıldıysanız kesinlikle buraya gelin derim. Biz buradan sonra ne yapıyoruz? Buradan sonra Atina'ya gideceğiz. Oradan da tekrar Mykonos'ta da yine beraber olacağız. Hadi şimdi birlikte adayı gezelim arkadaşlar. Santorini'nin o meşhur Google'da görebileceğiniz manzaralarının olduğu yerdeyiz. Yine her zamanki gibi ben Ağustos'un ortasında geldiğim için yine oramdan buramdan sular çıkmaya başladı. Bu arada rehberimizin söylediğine göre buraları en güzel Mayıs ve Eylül aylarında oluyormuş. Eğer geziyi düşünüyorsanız buraya Mayıs ya da Eylül aylarında gelmenizi tavsiye ediyorum.